Süper Kanal İnegöl ve Kanal İnegöl'ün ortaklaşa hazırladıkları Spor Vitrini programından herkese merhabalar. Programımıza geçmeden önce geçtiğimiz hafta Cuma günü Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu akşamki programımızda yorumcumuz Sayın Orhan Atan ile birlikte İnegöl Spor Eşim Grup Nazilli Belediyespor maçını değerlendireceğiz. Yeni teknik direktörümüz Taşkın Güngör'ün maç içerisindeki ince dokunuşları, maç öncesi açıklamaları, bunun üzerinde durduktan sonra onun yeni oyun sistemi hakkında bilgiler verip futbolcu kardeşlerimizin bu maçtaki performanslarını değerlendireceğiz. Programımızın sonuna doğru da amatör liglerde ve balda mücadele eden temsilcilerimiz hakkında bilgiler vereceğiz. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegöl Spor cumartesi günü Eşim Grup Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini de sona erdirmiş oldu. Evet Orhan Hocam, maç rakip Eşim Grup Nazilli Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Hemen 2. ve 4. dakikalarda rakip önemli 2 pozisyon yakaladı. Bilhassa 2. dakikada Alim Harnak oyuncunun vuruşunu kalecimiz Emre Senen son anda çelmesini başardı. Ve dolayısıyla yararlanamadılar. Hemen akabinde 9. dakikada Niyazi Batuhan Salman'la golü bulduk. Aslında bu golü daha doğrusu Ersan Aslı Yüksek'in atması evet. gerekiyordu. Çünkü defanstan bir topu kaptı. Kendi bir türlü olmadı ama nasip Niyazi Batuhan Salman'a idi. Buraya kadar neler söyleyeceksiniz? Ben de bizi izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Yaralı olanlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu temenniyle başlarken geçtiğimiz hafta yaptığımız programda kulüp başkanımız Kani Ademoğlu'nu misafir etmiştik. Ve gerçekten kenetlenmemiz gerektiğini, antrenör seçiminin yapıldığını, daha önce İnegöl Spor'da 3. ligden 2. lige çıktığımız yıl hocalığımı antrenörlük yapan Taşkın Güngör'de karar verildiğini buradan yorumları yaptık. Ancak Taşkın Güngör'ün ne yapacağı merak konusuydu. İnegöl Spor'a yabancı bir hoca değil. Ancak çok zor zamanda geldi. Çok önemli iki oyuncumuzdan mahrum olarak maça çıkmak zorunda kaldı. Ve artı yaptığı dokunuşlar tabii ki 3 gün içinde bir takımın kaderini tam olarak değiştiremezsin ama mantalite olarak bir kere hoca değişikliği her takımda bir motivasyon yapar yani. İster amatörde ister profesyonelde bir teknik heyet değiştiği an başka bir hava gelir. Kıyıda oturanlar acaba hoca bizi düşünür mü? Oynayanlar acaba benim halim ne olacak? Beni devam ettiririm hoca diye düşünür böyle. Futbolculuktan geldiğimiz için bunları biliyoruz. Şimdi hocamız mesajlarında takımı göreyim, çalışayım dedi. 2-3 gün çalıştıktan sonra güzel bir maç zamanında geldi. Yani zor bir maç. Bir Urfa maçı öncesi olsa bir Isparta zor olurdu. Ancak gerçekten bizim gibi 7 puanla can çekişen, son sıralı can çekişen Nazilli ile maçımız vardı. Bir de o maç evimizdeydi. Nazilli de olsa daha da zor olurdu. Hocamız öncelikle kalecide
Emre'ye dönüş yapmış bu maçta. Tabii ki Soma maçında yenen 3 golde bir faturayı çıkarmış diye düşünüyorum Sercan'a. Ve Yusuf Ziya Gümüş'ü stopere çekiyor sağ bekten. Geçtiğimiz Urfa maçında gerçekten orası çok aksamıştı sağ bek. Müdafaamızı olması gerektiği gibi korudu. Yani Hamza, Orhan, Medeni zaten bunlar standart. Başka bir alternatif yapmaya gerek yok. Ancak oraya Yusuf Ziya Gümüş de iyi mücadele etti. Yusuf Ziya Gümüş'ün mücadele ettiği Hüseyin Çolak gerçekten ondan çok kat kat fizik olarak üstün bir oyuncuydu. Ancak tabii yaşlandığı için şey yapamadı, onu zorlayamadı. Bu rotasyonla birlikte takımda şunu gördüm. Yani Yılmaz Özeren yavaş yavaş takıma ısınıyor. Abilini de yapıyor, kaptan da yapıyor. Yılmaz orta sahada gücünü yettiği oranda iyi oynamaya çalışıyor. En azından ne yaptığını biliyor. Topları iyi kullanıyor. Takımı da iyi bir şekilde motive ediyor. Yani Yılmaz'ın oturması bir avantaj hocamız için. Ayrıca Ersel'den bahsetmek istiyorum maçta. Hem birinci golü gerçekten rakip libero'dan çalıp götüren ama dediğim gibi Menemen'de ve bir hafta sonra şeyde Şanlıurfa kaçırdığı goller Ersel'i çok çok ürkütmüş. Adeta Ersel boş kaleci çıktı 18'e yanına yuvarlasa her türlü yuvarlasa gol sağa doğru çekti kaybetti pozisyonu ama işte imdadımıza Niyazi'nin önüne düştü top. Bahadır'ın pası oldu. Bahadır'ın pası 1-1 oldu durum. İlk yarıda 3 tane rakip 3 tane biz pozisyon bulduk. Rakip bu pozisyonların bir tanesini değerlendirdi ama rakip bizden önce bir pozisyon yakalamıştı. Bunlardan birini değerlendirdi. Biz de çabuk cevap verdik. Yani Niyazi'nin golüyle çabuk cevap verdik. Ancak köşe yazımda da anlattığım gibi maçın bizi strese sokan, bizi bunalıma iten, takımımızı bunalıma iten pozisyon soldan Bahadır'ın kalecinin altından altı pasta Niyazi'nin önüne aldı at dercesine kestiği topu. Ben futbolculuk döneminde bilirim. Bir oyuncuyu bir hafta çalıştırsan onu dışarı attıramazsın. Yani oradan dışarı atılsın top. Yani şaşılacak bir şey. İşte o topu, o giren topu Niyazi'nin nasıl bir vuruş yaptı orada, ayağın tersiyle yaptı. Orada o gol olsa 2-0 belki 5 olurdu maç. Çünkü İnegöl istekliydi. Teknik heyet değişikliği, bir hava gelmişti takıma. Fakat o golü biz kaçırınca işte sıkıntılar başladı yani. Gerçekten sıkıntılar başladı ve ilk yarıda bunu çözemedik. İkinci yarıda çok daha da korkulu bir hal aldı maç. Ve ikinci yarıda artık maç berabere bitiyor. Yenilmeyelim der gibi bir şeyimiz oldu yani. Seyrederken yani bu maçın tersi de olabilir diye düşünürken Hamza'nın vuruşu iyi vurdu. Hamza vurdu. Rakip onu çıkarmak çarptı rakibine. Yani o adam stoperlerine çarptı top. Ters köşeye gitti. Kaleci kontropiyede kaldı. Hocam ilerleyen dakikalarda evet. Bunlara geleceğiz. Yalnız şunu söyleyelim. Yani Taşkın Hoca şeydir. Temkinlidir çok. Ve kolay kolay oyuncu değiştirmez. Yani 60'ı hep bekler. Geçmiş yıllarda da hep eleştirir. Yani niye değiştirmiyorsun diye. Yani güvendiği oyunculara ısrarla bekler bir saat. 70 dakika bekler. İşte o takım ilk 11'de oynayan oyuncuların buna dikkat etmesi lazım. Biraz daha gayretli ve hevesli olmamız lazım. Hocam yani o 21. dakikada Niyazi Bahadır'ın o pasında kullanamadı. İyi bir vuruş yapamadı. Dediğiniz gibi o gol olsaydı 2-0 olacaktı. Durum değişecekti ama ya 28... ayağını kapa topla beraber kaleye gir yani onu 28. dakikada bu sefer rakip bir atak yaptı. Kalemizin içinde biz bir türlü topu uzaklaştıramadık. Evet. Yani burada işte topu önünde buldu sağ bekleri Mertler Estik. Güzel bir vuruş yaptı ve beraberlik onu getirdi. Yani biz orada defans oyuncularımız yerini mi alamıyorlar? Neden o defans oyuncularımıza her hoca söyler. Yani topu kafayla çıkarırken ortada değil yanlara çıkarman lazım. Yani yan topları gelen hangi top gelirse gelsin onu geldiği yere vurmaman lazım. Yani vurduğun zaman adam seni bir daha bekliyor.
genellikle kafaları yan tarafa atmak lazım. Yani orada da topları çıkarırken hep altı pasa penaltı noktasına doğru çıkardık. Halbuki yana doğru, biraz yana doğru vursak müdahalesi de kolay olur. Orada da direkt rakibin önüne düştü top ama ilk etapta iyi kurtaramadık. Yani o son vuruşu yapan arkadaş geriye değil de onu ayağın içinde başka tarafa vurmak lazım. Müdafaa çok şey yaptı, gedik de verdi yani. Şimdi hocamızın görmesi gereken bir şey var. Kaleci ve müdafaa her zaman karşımızda nazilli olmaz yani. Nazilin dışındaki maçlarda zorlanabiliriz. Orada o kadar hata yapma lüksümüz yok. Çok dikkat etmemiz zaten lazım. Zaten önceki maçlarda da bence bu konuda ama yani iyi niyetinden şüphe yani çok nasıl diyelim, basit goller yiyoruz. Basit goller. İşte basit goller. 12 gol atmıştık, 12 gol yemiştik, sıfıra varacağız ama hı hı. Yediğimiz 12 golün 8 tanesi müdafaa hatasına. Yani evet. Öyle goller yiyorsa yani kulüp başkanı kim seyrediyorsa ilk orada en büyük üzüntüleri çok sıradan goller yememiz. Bir de koruyamıyoruz. Öne geçtiğimiz zaman bir takım şeyleri, bunları öğrenecekler ve takımın kondisyon olarak geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama devre arası şey, maçların sırasında bu nasıl olur, nasıl biter? Yani bir ara olsa, bir şey olsa, bir 10 günlük bir ara olsa, bu çocuklar bir tekrar bir elden geçirilse iyi olur. Çünkü maçın sonlarına doğru bütün hakimiyet rakibe geçiyor. Aslında çok da pozisyon da bulduk. Evet, yani onlara geleceğiz çok birazdan. Çok da pozisyon bulduk. Hocam ben o ilk yarının sonuna doğru, 39. dakikada, demin biraz bahsettiniz, aslında sağ bekte görmeye alıştığımız Yusuf Ziya Gümüş, bu yıl profesyonel oldu. Sağ stoper oynadı. Evet. Ceza sahasının önünde eliyle topa dokununca hakemden de sarı kart gördü. Yani Yusuf Ziya Gümüş sizce sağ stoperde görevini yaptı mı? Yani oraya yani şöyle diyelim. Performansı nasıldı? Performansı ilk defa oynuyor belki orada. Yani oraya yeterli değil. Yani onunla önümüzdeki seride devam etme çok zor olur. Yani orada diğer arkadaşlarına mutlaka bir şey orayı zorlaması lazım. Serhat'ın veya Orhan'ın. Yani sizce devre arası bir transfer yapılır mı oraya? Mutlaka yapılır. Yani şimdi yönetim onu yapar ama şu anda bunu söylemek şöyle yani elimizde değil, yönetimi tabii de eleştirmedi. Yani şu anda 10. maçtan sonra, 9. maçtan sonra o kalan maçları, bir o kadar daha maç var, belki daha fazlası, biz bu kadroyla götüreceğiz. Bu kadroyu yani nasıl... Serhat'la birlikte, Serhat'la birlikte bunları... Rekabet için olacaklar. Ben şöyle de düşünüyorum, yani orada şimdi Serhat, benim öğrencim spor lisesinden, sol bek, yani onun mevki sol bek ama niye stoperi seçti, sonradan niye spor lisesine gitti, Bursa Spor altyapısına gitti... Sol bekten neden o tarafa kaydı onu bilmiyorum. Hatta futsal maçlarında sol bek oynadı hep. Yani Serhat sol bekte çok çok rahat yapar. Oraya fizik de istemiyor fazla. Ben olsam Orhan'ı denerim stoperde. Yani daha böyle tecrübeli, daha iyi. Hatta ve hatta Medeni'den de çok fiziği, Medeni de çok uygun oraya. Yani sağ bek Yunus Emre veya Yusuf Ziya denilir ama stoperde Medeni de denenebilir, Orhan da denenebilir. İleriki günlerde hocanın bunu görmesi lazım. Bak denesin mi idmanda? Bunların ikisi ama tecrübeli oyuncular. Hamza sol stoper. Evet, gözüküyor. Evet. Ya şimdi Hamza çok böyle zorla. Sağ stoper. Zorla. Şimdi orada Medeni bence sanki oranın daha yatkın oraya şeye. Uzunca biraz, bir de kıvrak değil. Sağdan hani götüremiyor. Sağ bek dediğiniz biraz daha pırpır, biraz daha hareketli olacak yani. Fizik olarak daha hareketli. Belki de hocamız teklif etmiştir. Bence onu ileride dener hocam orada. Yani aynı antrenmanda denese Medeni stoper olur, sağ stoper olur. Çünkü Yusuf Ziya Gümüş şimdi bir deplasmanda düşünün, Çorum veya işte Ahmet'le oynarken orada bir sıkıntı var. Ama müdafaamızın hepsinde var. Müdafaamız çok kenetlenecek. Bu hafta kenetlendi. Çok kenetlenip bak çok büyük şans var. Bursa Spor'la oynuyorlar. Yani Bursa Spor 0 puanlı bir Bayburt'a dahi şey yapıyor. Yani maç veriyor. Yani Bursa Spor genç takımıyla oynuyor. Yani genç takımda dahi kadroya giremeyen çocuklar orada oynuyorlar. Yani çok kolay, çok rahat, iyi hazırlandıktan sonra zorlanmadan maçı alabileceğini düşünüyorum. 1-3 puan daha yolda diyorum ben.
İşte o 3 puanla birlikte iyi olur ama bizim orta sahamızda bir gelişme görüyorum ben Yılmaz'la beraber. Furkan da şimdiye kadar böyle ilk zamanlar bunlar olur dedik, iyi olur, genç çocuk ama gerçekten Furkan son 2-3 haftadır gerçekten iyi oynuyor. Yani iyi oynuyor dedim, yani çok da hem kulüp hem kendi böyle kazanır böyle devam ederse. Gerçekten iyi mücadele ediyor. İşte Furkan'ın öyle rakibi bir kere kesinlikle ve kesinlikle yıldırıyor. Bir de yanına şimdi tecrübeli bir Yılmaz var. Bahadır da iyi. Bahadır da gücü yetti ona. Bahadır biraz gücü daha hızlı, daha biraz daha güçlense Bahadır attığı paslar çok düzgün. Ben Ersel'den çok umutluyum. Umutlandım maçta. Bak o kadar gol kaçırdı, o kadar pozisyonuydu ama maçın sonuna kadar 3 kişilik oynadı. Yani Ömer Faruk'un oynadığının 3 katını oynadı. Ömer Faruk ayakla hiçbir şey yapmıyor. Sadece kafasına atacaksın. Ama Ersel yani sahada basmadık, yer bırakmadı. Çok hoca onu kazandı bence Ersel'i. Ersel zaten son 2-3 hafta iyiydi. Ersel de ısrar edip şu anda mevcut şartlarda Ersel iyi. Hocam aslında Niyazi Batuhan Salman, Ersel Aslı Yüksek ve Bahadır Taşdelen. Yani bir işbirliği yapıyorlar. Evet. Yani bu üç oyuncumuzun yani diyebilir miyiz artık sorumluluğu üzerlerine aldılar. Kesinlikle. Sizce aldılar mı artık? Aldı şimdi Niyazi'nin aldığını söyleyemem çünkü kesik kesik oynuyor. Yani Niyazi şimdi kendini tam verebilse oyuna, yani biraz kolektif oyuna girse Niyazi içeriye de girebilir, topa da vuruyor, orta yapıyor. Bahadır zamanla iyi olacak. Bahadır çok böyle güven kaybetti. Bahadır onu hoca, Şaban hoca tutmadı, böyle çok çıkardı, oynatmadı, çıkardı, oturttu. Şimdi Bahadır'da o şey var, şimdi yavaş yavaş Bahadır oturur, gol de atar. Ben inanıyorum gol atacağına. Bahadır'dan bu hafta bir kere kesinlikle gol bekliyorum. Ersel iyi çalışıyor. Ersel'i destekleyip biraz sabır etmek lazım, kaçabilir yani goller çünkü Ersel çok ara da verdi. Ama orta sahamız düzeldikçe bizim forvetimiz daha iyi olacak. Ben şunu gördüm. Benim şahsi görüşüm, belki ve başkası öyle paylaşmıyor ama bak, futboldan gelen biri olarak yani Umut, evet bu maçta sakattı. Şey yaptı. Ama 10 kişi oynadı. Takım 10 kişi oynadı. Bak 10 kişi, 11 demi 10.5 da demiyorum. 10.5 oynamadı. Takım 10 kişi oynadı. Bir kişi hayal etti. Hiç Umut oynamadı. Ama Umut şimdi sadece bu maçla ilgili değil. Umut 7-8 maçtır. Çok takımın en kötünün en kötüsü. Ama yani hocam, sanki yani Şaban Hoca döneminde bir taktik gereği diye düşünüyorum. Yani top Umut'a geldiğinde Umut şöyle bir etrafında dolanıyor. Topu dolandırıyor. Orta saha ve forvet yerini alsın. Onlara pas çıkarsın. Böyle bir taktik. Ama sanki bu maçta biraz daha böyle bir tek yani daha Umut, iyi oynadı gibi. Umut mesela, ayağındaki topları iyi kullanan. Mesela bu 21. dakikada Niyazi'nin o kaçırdığı pozisyon var ya, Bahadır'a Umut verdi pas. Ya şimdi, yani defansın arkasına sarktığını gördü, pası çıkardı. Ya bir oyuncu şimdi geçen Ömer Varık gol attı. Ne yaptı? Ersel kaleciden çaldı. Kendi atmadı. Al sana, boş kale attı. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi Umut oraya umutlarla gelmiş, Sakarya'dan gelmiş. İnegölspor'da ilk 11'e yer alıyorsun. Yani müsaade edelim de 2-3 tane pas yapsın. Yapsa da o gol de atabilir tesadüfen ama ben genelini söylüyorum. Yani bu maçta takımımız 10 kişi oynadı. Hoca işte dedim ki, hocanın bir yapısı var böyle, oyuncu değiştirmiyor, inatla değiştirmiyor. Yani takım kötü de gitse yapmıyor. Hep eskiden de böyle yapardı. Çok eleştirdik onu. Hoca gene çok sabretti. Mesela onu daha 30. dakika falan değiştirse o maç öyle zorlanmazdık o maçta. Ama tabii yedek kulübesine de bakıyor hocam. Yedekten aldığı oyuncular da maşallah yani hiç. Yani ya insan ya o takıma katkı yapar. Maç 2-1 ya. Başka hocamız Umut'u kazanacak diye düşünüyorum. İnşallah. Yani Umut'ta başka türlü bir yer de bulunabilir. Yani illa forvette böyle uzun boylu şey böyle kafa topları sol bekte de denenebilir. Sol kanatta denenebilir. Yani böyle tabii ki orada deniyordur. İtman da onları yapar çift kalelerde. Şimdi bol bol yaparlar. Yani görür de şimdiki mevcut şartlar. İlk yarıda zaten böyle bir ceza sahası dışında bir şutu da vardı ama biraz mevcut üstten avuta gitti. Mevcut ama şartlarda hem netice almaya bakacaksın şimdi. Özel maç değil, bir şey değil. Ara yok ki, bir deneyelim edelim şimdi. Hem hayati maçlar oynayacaksın.
Hem de Bursa Spor maçından sonraki liste kabarık bir liste yani. Zor maçlar var. Bu maçlarda çok başka türlü şeyler deneyecektir hocam. Sever böyle kapanmayı 8 kişiyle, 9 kişiyle. Yani o Bursa Spor maçından sonra Afyon gelecek, evet, ama evet. Afyon 3 maçtır mağlup. Yani iyi değil. Ama Afyon işte tecrübeli oyuncuları var. Deplasmanda Afyon zorlayabilir. Ben bu haftayız. Onların hiç Afyon maçını düşünmeden bu hafta Bursa Spor maçını şöyle centilmence düzgün bir şekilde geçip bu 3 puandan sonra İnegöl'ün güzel bir nefes alacağını düşünüyorum. O ara Afyon maçı içeride olacak. Bir avantaj da o. Yani zor maçlarımız var. Ben fikstür gereği diyorum ki bizim çok İnegöl'ün zor maçları var. Ama umutlandığım şey de var mesela. Bahadır bir tık daha iyi olur ileride. İyi olacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu takımın kaptanı yani bir şekilde o görevini yapacaktır. Yılmaz çok böyle ağırlığını koymaya başladı oyuna. Sonra Yılmaz maçı çalmayı da biliyor, dakikaları hızlandırmayı da biliyor. Yani Yılmaz topu ne yapacağını iyi biliyor orta sahada. Tecrübeli bir oyuncu. Fizik olarak hazır değildi demek ki geçtiğimiz maçlarda. Bu maçta son 10 dakika yoruldu ama hoca iyi yaptı, onu bıraktı. İşte bazen sağa sola da bağırıyor ama haklı yani şimdi. Evet. Ben oynamışım 80 dakika, sen girmişsin 82. dakika. Ya işte at bir adım ya. Öyle pozisyonlar yakaladık ki Taylan. Alıp iki tane gol yazar ya. Ya yürüye önüne düştü. Bir adam kapanırken bir kaptık kontra toplar. Yani kaptan söyler, buna da kızmayacaksın ya da koşacaksın. İki tane gol kaçırdık değil mi? Evet. Bir tanesini Kadir, bir tanesini Emir. Altı pasta. Aldı at dedi orada. Ersel birini kesti. Aa, bu altı pasın üstüne vuramadın şimdi. Vur onu. Yeni girmiş oyuna. Gençsin. 20 yaşındasın. Şimdi bunları takım için yap yani. Kendin için yap, takım için yap. Şimdi bunları kaçırdığın zaman işte hocanın bütün o güvenini sarsarsın yani. Üzülür. Sana der ki ben seni koyuyorum. Bak en kritik anda koyayım. Durum 2-1. Biz kriz geçiriyoruz ya, artık böyle canınızı dişinize takın diye bu takımı ayaklandırın, alın götürün diye sokuyor. Yani onun için genç arkadaşlar yakaladıkları fırsatı iyi kullanacaklar. Evet. Evet. Hocam bu ikinci yarı başlarında 51. dakikada sol bek Orhan Aktaş böyle bir soldan bir bindirme yaptı. Ve topu sağ kanattaki Niyazi'ye verdi. Niyazi de kale içerisine gönderdi ama son anda defans, evet, onu çıkardı. Yani ne diyorsunuz? Orhan Aktaş artık yani takıma faydalı olmaya başladı mı sizce? Kesinlikle. Yani şu şartlarda Orhan Aka bu takıma faydasızdır demek mümkün değil. Çünkü zaten tecrübesi. O sezon başında yeni bir şey iyi de gitmiyorduk yani. Baskı yiyorduk. İçeride dışarıda baskı yiyorduk. Onun için Orhan'ın işi de zordu ama tecrübeli bir oyuncu, farkındaysan neyi nerede yapması gerektiğini iyi biliyor. Zaman geliyor taca atıyor, zaman geliyor arkadaşına veriyor. Yani o ileride İnegöl'de fayda olur. Değişik yerlerde oynatılabilir o oyuncu. Ben biraz çok yönlü gördüm, şeyli gördüm. Ama sadece Orhan değil, Medeni'yi çok iyi. Orhan'la Medeni'yi çok iyi kullanmak lazım. Bak Hamza Ethem'in gölgesinden kurtuldu. Yani sazı eline aldı dedikleri şey bu. O Hamza maçın içinde bütün maç boyunca yani geri müdafaanın sigortasıydı yani. Değişik bir oyun oynadı. Hiç o kadar onu böyle olumlu, istekli şey görmedim. Yani Hamza o eksikliği, o şeyi sorumlu üzerine almış yani. Yani iyi de oynadı. Galibiyet yani. Golümüzde rolü var. Gol atmasa da, gol atmasa da Hamza çok çalıştı. Çok gayret etti. Elinden geleni yaptı. Böyle daha fazlasını oynamaya çalıştı. Oynadığının daha fazlasını yapmaya. Tabii Ethem Nihayen oynarken daha paylaşılıyordu ama şu anda daha çok fizik ters düştü. Sinan Yusuf Ziya ile fiziği, santrforun Hüseyin'in fiziği çok farklı. Adam gerçekten daha üst düzeyde ama iyi orta yapamadılar. Topları kesemediler. O ilk dakikalardaki o şeyi de kullanamadılar. Ali Marlak biraz serbest mi oynadı? Yani sol açıkta alıştık biz. Ya sol açıkta. Bence sarı yerde de oynamıştı. Ama şunu söyle. Bizim forvetler biraz ileride bir maçta, toparlandığı bir dönemde olsaydı Niyazi Batuhan'la Ersel Paçavra ederlerdi o stoper libero. Yani evet,
Nazil 7 puanı var ama o stoper, iki stoperin çok daha 7 puan çok bile o iki stopere. Çünkü 7 puan zaten bir Bayburt'a karşı galibiyet, bir de 4 tane beraberlik var. O gerçi Ahmet de elinde 3-3 kaldı. Yani 3 gol attı, 3 gol yedi. İyi adamları var orta sahada şeyde. Yani onu hakkını yememek lazım. İyi adamlar var. Ancak o iki stoperin olduğu yerde, yani onların çok bile 7 puan. Çünkü tam bir amatör, yani bir süper amatörde bir oyuncu. Hamza zaten bir uzaktan bir vuruş yaptı. Ha. Hasan Can Aksu, Hakkı Can Aksu bir ayak koydu, gol oldu. Yani biraz da şans yanımızda mıydı? Her iki golde de böyle bir defansa çarpma durumları oldu. Şans bizde. Futbolda var. Kaybettik pozisyonu. O pozisyonda Niyazi'nin önüne düşmesi. Niyazi vurdu, birinin ayağına çarptı orada. Yani bir sırtına vurdu adamın, öyle gitti ters tarafa. Yani direkt kalecinin üstüne iyi bir vuruş yapamadı Niyazi. Hamza da çok uzaktı yani oradan, zor golü direkt vurdu kaleye. Yani kucağına gelirdi kaleci ayağına, ama işte öyle çarpınca kaleci kontrpede kalıyor. Ondan çok ters şeyler yani. Büyük maçlarda yani da o şekilde. Hakkı Can Aksu ayak koymasa belki. Yok, kalecine gidiyordu. Tamam, yok bir kalecinin kucağına ve kalecilere gereğini yaptı yani, kötü bir kaleci değil yani. Ama bizim kaleci de maçın başında hakkını yemeyelim Emre'nin. Daha ilk dakikalarda bir gol çıkardı yani. Orada adam iyi vuramadı ama olsun. O çok önemli, kritik bir noktada kurtardı. Biz biraz orta sahada onlardan daha etkili olduk. Bizim orta sahamız daha etkili oldu. Onlarda bir Yılmaz yok. Bir 8 numaraları vardı. İyiydi ama Yılmaz, Furkan başlı başına karşı taraftan 3 kişilik oynuyor. Yani o 3 tane adamı yani tam atar yani. Furkan iyi top çeviriyor, iyi top götürüyor. İnşallah Furkan böyle yakaladıklarını ve Erkaç da gol yazarsa, böyle ikili şeylerle ceza sahasına girmeyi de deneyecek. Sadece alıp götürme değil. 18'de böyle ikili ve Erkaçlarla rakibi geçip ceza sahasına girebilir. Furkan ona çok yatkın. İnşallah iyi gidiyor. Allah kazadan, beladan, sakatlardan korusun. Yani tam bu aralar yani Furkan'a nazar değmesin diyorum. İyi gidiyor yani. Evet. İyi gidiyor. Hocam demin biraz değindik ama yeniden Taşkın hocamıza dönmek istiyorum. Evet, teknik direktör Şaban Yıldırım'ın istifasından sonra İnegöl Spor Yönetim Kurulu Taşkın Güngör'ü bu göreve getirdi. İşte maça 2-3 gün kalmıştı. Biz de burada geçtiğimiz hafta Taşkın hocamızdan beklentimiz işte futbolcularımızın psikolojilerine bir dokunması, onları bir motive etmesi şeklinde ilk beklentimiz o yöndeydi. Sizce de yani o psikolojilerine dokunmuş mudur? Yani o motivasyonu sağlamış mıdır? Yani gerçekten maça yani etkisi oldu mu? Taşkın Hoca, sen yakından tanımıyorsun herhalde. Biz Taşkın Hoca ile programlarda veya sahada zaman zaman karşılaştık. Ziyaretime de gelmişti okula. Şimdi Taşkın Hoca iyi laf yapar yani. Edebi laflar yapar yani, şey yapar. Oyuncuları da motive edecek şeyleri, cümleleri, kelimeleri seçer, düzgün seçer. Yani farkındaysan maç sonu görüşlerinde taraftarlarımızı da heyecanlandırıyor. Yönetimi de heyecan, bu camia başka camia diyor. Özelliği olan bir camia diyor. Bir kan şeyi var diyor yani, böyle benim kanım çekiyor bu şey. Çok güzel sözlerle, ben inanıyorum ki oyuncularla baş başa akşamlar yaptığı toplantılarda bunu yapmıştır, yapıyor. Bunu iyi beceriyor Şaban Hoca. Şey, Şaban Hoca çok kaprisli şeydi Şaban Hoca. Biraz daha böyle uzak, soğuk duruyordu. Daha şey değil. Yani Taşkın Hoca oyuncularla yaptığı toplantılarda ve maçın içinde antrenmanlarda motivasyonu bilen bir hoca. Aslında tahmin ediyor o da. Yani tam bir yıkım vardı yani. Bir hem üst üste alınan başarısızlıklar, hem de bir yerde takımın içinde de düzensizlik vardı. Biraz da adalet de yoktu yani. Sahaya sürülen takımlarda adalet de yoktu. Yani çok şey hatalarından, kadro hatalarından da 2-3 puan gitti yani. En az 2-3 puan gitti. Hoca kime nasıl taktıysa bilmiyorum. Belki haklı yanları da vardır oynatmamakta. Yani disiplinse ona bir şey diyemem ama öyle şey olarak, performans olarak o şeyler, takdirleri kullandıysa 2-3 puanımız eksik yani. Hoca sahaya sürdüğü takımlarda duygusal davranabiliyor yani. Şimdi
takımın içinde takımda fazla faydalı olamayan oyuncular da var ama şimdi onlara sıra geldi. O gençlere de gelecek. Ben inanıyorum yani. O sonradan aldığı oyuncuların yerine o gençlerden de bizim öğrencilerden de koysa onlar da bir tık şeyini yapar. Orada Arda var. Koysun Arda'yı sol açığa. Hocam görsün yani o formayı bir daha umut alabiliyor mu ondan. Ama güvenmek lazım. Biraz sabır. Çok. Zaten 3 değişiklik yaptı. Yani. Yarın 5 yapar yani ama kırtıktı ben de yani artık evet. Orada hiçbir yani şu maçı 2-1 alalım da nasıl olursa olsun yani yarım golle önde alalım gene alalım çünkü ihtiyacımız vardı bu 3 puana. Yani buradaki ya zaten takım bir çöküntü için kaos yani. Gibi bir şey vardı. Yani demek ki onları önce bir görüştü işte gördün golü yedikten sonra bir telaş bir 20 dakika eyvah dedik ama ya. Ama şöyle yani maç sonu röportajında şöyle açıkladı. Yani şimdi tabii oyuncuların hiçbir oyuncunun böyle tam 90 dakika ileride olması veya takımın tabii mümkün değil. Arada mesela bunu çalıştığını söyledi. Yani futbolculara işte böyle ikili paslaşmalar, mücadeleler. Eğer takımın direncini rakibin kıramıyorsanız işte orta sahaya çekilin. Oradan hücum yapmaya çalışın. Biraz da dinlendirmiş oldu. Böyle bir sistemi sanırım oturtmaya çalıştı. Böyle yeni bir sistem herhalde. Ve tabii yani evet çok gol kaçırdık tabii ki. Ama yani hakikaten futbolcularımızın hepsinin fedakarlığı var. Evet. Mücadelesi var. Yani sanırım hocanın verdiği taktikleri, görevleri hepsi elinden gelenin fazlasıyla yapmaya çalıştı. Hoca Nazirliği tanıyor, evet. Orada çalıştın. Bize abi. Umut verdi, bize evet. Güven verdiler. Evet, güven verdi. Yani hakikaten biz bu takım neredeydi daha önce? Böyle dar olduk yani, böyle gördük. Yani ben inanın, yani o bir birken bile yani gol atacağımıza inanıyordum. Evet. Evet. Çünkü çok da kaçırıyordum. Pozisyonlar başa baş oynuyordu. Maç başa baştı. Çok zamanlaması iyi olan bir maç. Yani Nazilli ile oynamamız iyi bir şeye denk geldi. Yani iyi bir şeye denk geldi. Ancak dediğim gibi lig çok zor yani. Çok sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Hiç bekleme bir takım gidiyor işte berabere kalıyor veya alıyor. Bizde de olur bunlar. Bizde de olur. Her gelen takım ters bir gol olur, bir şey olur. Yapamaz. Bak mesela Urfa o kaleci bir hediye etti bize bir gol. Bak bir hafta sonra oynatmadı. Hemen boynunu kopardı Kemal Kılıç. Çünkü çok büyük bir yere o tesadüf kurtardılar bizi. Yani en fazla beraber alırdı Urfa. 3 puanla çıktı. Yani kaleciler dikkat edecek, müdafaamız dikkat edecek ama bu çalışmalar yani bir arada birliktelik bir şeyler getirir diye düşünüyorum. Yani çünkü bundan sonra bu oyunculara destek vereceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle şöyle fark yapalım. İşte kafaya oynayalım playoff. Ya şu anda düşündüğümüz bu takımın alabileceği puanları alsın devreye kadar. Devrede yönetimin buna dokunacağını düşünüyorum. Yani bu takıma dokunması gerektiğini düşünüyorum. Devre arasında yapacağı dokunuşlarla neresi eksikse ikinci yarı çok değişik bir İnegöl olacağını düşünüyorum. Yalnız böyle bir karamsar değiliz. Terslikler de olabilir. Futbolda bunlar var. Ama hocamız iyi niyetle başladı. Biz de diyoruz ki hadi hocam yani bu takımı bir nefes aldır. Sen de nefes al, onlar da alsın. Güzel bir birliktelik olur. Hele hele devreyi böyle yani istediğimiz yerlerde böyle biraz sıkıntısız bir yerde tamamlarsak ikinci yarı çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Bugün liderle bizim aramızda ne var yani? Hocam playoff hattında yani 16 puanlı takımlar yani, var. Bizden yani. 2 maç önde. 2 maç. Iki belki de aralarında dinlenecek olanlar var. 16 puan. Yani biz bir seri galibiyetler yakaladığımızda. 3 galibiyeti alsak. Evet. Bak bir tanesi duruyor. Bursa Spor 3 puan. Arkadan da Afrin'i kendi sahasına yendiğiniz zaman. Sonra Batman Petrol maçı. Ya o artık orada deplasman. Belki o zamana kadar deplasmanda oynamayı. Çünkü Taşkın Hoca deplasmanda daha dikkatli. Yani daha katı bir şey uyguluyor yani. Önce beraberliği beraberlik düşünüyor. Taşkın Hoca kalabalık da. Şimdi tabii beraberliğe destek verecek oyuncularımız da var. Mesela tecrübeli Bahadır aldığı zaman deplasmanda topu saklar ya ayağından alamazsın yani. Her Bahadır'a, Yılmaz'a geldiği zaman Furkan'a bir kere orta sahada
çok deplasmana uygun oyun oynayabiliriz yani. Ersel çok koşuyor, yoruyor. Ersel yanındaki stoper ileri gidemez ki. Çünkü koşuyor Ersel, alıp alıp gidiyor. Ersel'i bırakıp böyle gideyim yok yani bunda. Biraz işte Niyazi Batuhan'ın da klasını koruşturacak çünkü ayağı iyi Niyazi'nin. Evet. Niyazi teknik bir oyuncu ama bu şekilde olmaz yani. Bak gittiğin takımda birazcık yani daha gayretli. Bak yapabilir onları. Yani burada iki sezon önce playoff oynamış. Yani bizde de bir 7-8 golü var. Geçtiğimiz yıl Tarsus'ta da 8 golü var. Bu sene de atar. Bu sene atar yani. Niye evet. atmasın Niyazi? Sürekli ona geliyor. Farkındaysan geldiğinden beri 10 tane gol kaçırdı. Yani şu maçta bir iki tane daha atabilir. Çok evet. rahat iki tane gol kaçırdı. Ama dediğim gibi zor bir dönemeçteyiz. Yani, bu maç zordu yani. Nasıl onunla da röportaj yaptılar. Orada yani istediğiniz Niyazi yakında olacak. İnşallah. Yani öyle. Bak bir şey daha unutuyoruz. Mesela cumartesi olmasına rağmen taraftar çok olumluydu yani. Taraftarları kutluyorum. Böyle aleyhte bağırmak işte birbirken bile şey yapmadı taraftar. Yani tepki koymadı. Kötü golüydük koymadı. Kaçırdık. Ama taraftarın o desteği oyunculara da çok olumlu yansıdı yani. Evet. Bunu cumartesi günleri alışık olmadığımız şekilde çok iyi bir destek geldi. Yani onlara o destek çok iyi. Bak hoca da çok memnun. Teknik heyet de destekten. Oyuncularımız da çok memnun. Güzel oldu yani. Taraftarımız. Şimdi ben bu hafta Bursa Spor maçında yani çok İnegöl'lü yani Bursa'da belki 5-10 bin İnegöl'lü var Bursa'da yaşayan. Herkes İnegöl'lü. Ya ikisi de bizim takımımız. Gidelim izleyelim diyecekler. Hocam şimdi gelecek hafta pazar günü gece maçında. Evet. Bursa'da Bursa Spor ile karşılaşacağız. Tabii şahsen bu maç benim için evet. çok duygusal. Sen kongre üyesin. Kongre üyesin Bursa Spor'un kongre üyesi. Tabii yani benim de sizin de İnegöl sporluluğumuz evet, tartışılmaz elbette. Evet. Yani şu bir gerçek ki herkesin Süper Lig'den tuttuğu bir takım var. İşte ben Bursa Spor'u evet. tutuyorum. Gerçi tabii şu anda Bursa Spor 2010 yılında biliyorsunuz Süper Lig'de şampiyon olmuştu. Rahmetli İbrahim Yazıcı yani başkanlığında. İşte onun vefatından sonra gelen yönetimler maalesef Bursa Spor'u iyi yönetemedi. Tabii bununla beraber ağır bir borç yükü bıraktılar. Borçlandırdılar. Yani şu anda yeni para ile 1 milyar 200 milyon civarında. Yani eski parayla katrilyon derecede böyle bir borç yükü var. Tabii transfer tahtası kapalı. Bir de geçtiğimiz günlerde UEFA'dan da iki dönem transfer daha. Yasağı aldılar. Yani şu an için Vakıfköy patentli gençlerle mücadele etmeye çalışıyor. Şu anda onlar da iyi gitmiyor. İşte geçtiğimiz hafta hiç galibiyeti olmayan sadece bir beraberliği olan şu ana kadar iki gol atabilmiş Bayburt Özel İdare Spor'a yenildiler hem de 2-0. Tabii benim yaşım 59. Yani bu yaşıma kadar bir gün Bursa Spor'la aynı ligde aynı grupta karşılaşacağımız hiç aklımın hiç kimsenin aklına gelmez. Hiç kimsenin aklına gelmez. Tabii yani ben iyi oynayan kazansın diyorum. Sizce bu maçın sonucu ne olur? Bu konuda ne? Valla öncelikle sen bir Bursa Spor kongre üyesi olarak Bursa Spor'u bir özetledin ama ben de birkaç şey söyleyeyim. Biz de futbola başladı biliyorsun sağ amatörlerin de Bursa Spor'un oynadığı saha %50 amatörle %50 Bursa Spor'un ve her hafta Bursa Spor maçlarından önce bir amatör maç olurdu. Zaman zaman orada 30 bin kişinin karşısına çıkıp oynardık. Yani oradan beri maç bitiyor öbür maçı seyrede Bursa Spor'u çocukluğumuzdan beri izliyoruz. Yaşı 30'un üzerinde olanlar Bursa Spor'un o şaşalı günlerini hatırlarlar ama altı bilirim yani olur mu olmaz mı bilmiyorum yani hatırlıyorlar mı? Yalnız şunu söyleyeyim Türkiye Ligi'nde Trabzonspor'dan sonra Anadolu ihtilalini yapan tek takım Bursa Spor ve sen de hatırlıyorsun bizim yaşımızdakiler hatırlar
Üç büyükler Bursa'ya geldiği zaman ayakları titrerdi. Oradan bir puan almak için cebelleşirlerdi. Yani Bursa Spor öyle bu. Mesut Ersel ikilisi, Kemal Batmazlar. Yani neler için? Sedat Üç, İmparator ya. Yani Türk Polta'nın, milli takımın şeyin. Yani o Bursa Spor'dan sonra bir sallandı. İbrahim Özlü, Allah rahmet eylesin, başkan geldi. Recep Altepe, belediye başkanı. Birlikte hareket ettiler. Süper Lig şampiyonu oldu. Ertuğrul Sağlam döneminde. Bütün borçlar temizlendi. UEFA'dan 120 milyon euro alıyorsun. Çuvalla para. Bütün borçlar siliniyor. 20 milyon dolar da kasada veya 20 milyon euro. Evet. Para bırakıyorsun. Ve bir başkan geliyor. Fernando 5 milyon dolar. Ozan 8,5. Serdar Aziz 12 milyon euro. Toplam 90 milyon euro. 90 milyon euro. O zamanki dolar şeye vurduğun zaman şimdiki 800 trilyon para, 500 trilyon para yok oldu gitti. Bütün Bursa seyretti. Hiç kimse bunu sattın ne yaptın demedi. Gittiler Afrika'dan oradan bulan topladılar 50 bin lira, 10 bin lira zencileri, bizim amatör kümede oynamayacak zencileri. Bir bakıyorsun 14 tane zenci geliyor, hepsi icraya veriyor. Hepsi gördün işte. Penaltıyı atsan Kazan gitmiş icraya vermiş Bursa Spor'u. Yani değil amatör gibi de oynamayacak adamlar. Tabi onlar alınırken nasıl alınır şimdi burada söylenmez. Ben çok iyi biliyorum o nasıl alındığını, onlar nasıl transfer edildiğini, o paralar nasıl iç edildiğini. Bu nedenle maalesef o ismiyle götürdü birkaç yıl ve kaçınılmaz sona geldi. Çünkü bu kadar paranın bir Volkan Trabzon'a 5 milyon dolara gitti ya. Nerede bu para ya? Sen alıyorsun 100 bin liralık adam, 50 bin liralık adam. Ama onların mukavelleri 1-200, 300, 400 yazıyor. Şimdi ne oldu? Koca Bursa Spor ikincilikte top oynuyor. Birincilikte bile ne kadar üzülmüştük. Evet. İkincilikte ve şu anda iki dönem tahta kapalı. Ben okul takımında İnegöl Spor Lisesi'nde oynatmadım. Bozkurt? Samet. Samet Bozkurt orada 11'de oynuyor. Bu hafta bank oydu. Banko 90 dakika oynadı. Evet. Son 10 dakika koyabiliyorduk. Düşün ne duruma geldiğini şeyin. Bursa Spor'un. Kimler oynadığını. Bizim bütün oyuncular onlardan onar yaş büyük. Var ya. Şimdi tecrübeli olan geçtiğimiz yıldan kalan Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez ve Enver Cekşahin'le bir de stoperde yine diğerlerine göre. Peki daha, beraber izledik. Oyunlar var. Yani bunlardan tam randıman olmamıyor. Bir tek Enver Cekşahin şu anda gol krallığına doğru gidiyor. Epeyce de yani geçen Afyon birkaç 2-3 maçını izledik biz. Oğlunla buluyor onu Google'dan. Seyrettim. Yani veriyor alamıyor. O 3 kişi de devreyi zor bekliyor. Evet. Gidecekler onlar da. Şimdi yapacağın şey lisans çıkaramıyorsun. İsterse çuvalla para at olmaz. Sadece bu çocuklara galip geldiğinden prim verirsin. İşte dışarıdan gelirsin. Prim verirsin. Yani bugün Manisa bilgisayarları haczedildi. Masaları haczedildi. Yani ne oldu? Amatör kümeye düştü Manisa Spor. Süper Lig'den amatör kümeye. Sonra işte Manisa FK Kurtlar çıktılar. Gaziantep işte amatör kümeye düştü. Gaziantep FK geldi. Şimdi bunlar Bursa Spor böyle bir şey bekliyor diye düşünüyorum. İşte bu böyle bir Bursa Spor'u o yeni stadı Bursa Spor'un o 40 bin kişilik stadında işte İnegöl Spor'la veya Bayburt'la şu anda maç oynuyor Afyon'la. Tabii ki bu genç çocuklara karşı bizim çok tecrübeli takımımız. 30 kat daha tecrübeli, daha iyiyiz. Her yönden. Bizim 3 tane adamın yanına koy genç takımımızdan 6-15 yaşından çocuk götürürsün maçı. Yani 3 tane bizim tecrübeli oyuncuyu oynasın. Ama heyecan yapar bir şey yapar. Şaşarım yani. Bak ilk defa söylüyorum. Bursa Spor maçına gözü kapalı çıkacaksın. Atabildiğin kadar atacaksın. Atarsın çünkü bak zorlanacak bir şey yok. Onların elinde olan bir şey değil. Bursa Spor'un elinde olan bir şey değil. Bursa Spor kadrosu bu. Transferi utansın. Yapanlar utansın. Değil mi? Şimdiye kadar divan kurulu var. Sen gidiyorsun kongrelere. Divan kurulu başkanı var. Denetim kurulu başkanı var. O denetleme kurulu. Ey arkadaşlar ne yapıyorsunuz yani? Bu, nereye gidiyor bu milyar dolarlar ya? Bu Serdar Aziz'in 12 milyon eurosu nerede ya, doları nerede, bu para sorulmamış. Bak şimdi ne durumlardayız. 4 milyonluk bir şehirde ikincilikte can çekişiyor. Ve var mı başka düşme adayı Bursa Spor'dan? Bursa Spor'dan var. Yazık günah yani, ama İnegöl Spor
Hocam, bizim elimizin takımı. Zaman zaman ibra edilmiyor. Edilmiyor ama mahkemelerden de bir şey çıkmıyor. Bir de üyelerden birinin sanırım mahkemeye taşıması gerekiyor. Herhalde bunlar yapılmadı. Böyle sanki üzeri örtüldü, öyle gitti. Ya şimdi 700 trilyonun idarecilere borç olduğu söyleniyor. Yok 300 mü? 300 milyon yani, civarında. Yani bunu en çok Ali Ağa'yı silerler mi silmezler mi bilmiyorum ama silmek de çözüm değil. Yalnız şunu söyleyeyim. Çok centilmence bir maç olmalı bir. İkincisi bizim ilimizin takımı. Yani kampanyalar başladı ama yani bizden yeticiler de gider. Orada çok taraftarlar kucaklaşacak. Yani yapacak bir şey yok. Kim iyiyse, kim hak ediyorsa onu alsın. Bizim de çok ihtiyacımız var. Yani o maçta bizim de çok ihtiyacımız var. Güzel bir maç olur. Bursalılar da bir şekilde İnegöl'le pek yıldızlarımız barışmaz benim bildiğim 50 yıldan beri. Biraz da onu değineceğiz. Yani ona değinelim. Ben 50 yıldan beri bu Bursa futbolda İnegöl'e nasıl bir övü evlat Mahmut bunu bir türlü çözemedik. Mümkün değil ya. 40 senedir hiçbir şekilde değişmiyor. Okul maçına dahi değişmiyor. Gidiyorsun. Daha 10. saniyede şampiyon oynuyorsun. Hemen bir kırmızı kart bir penaltı. Daha 10. saniye. Adamın çocuğu var okulda, Demirtaş'ta veya Tophane'de seni yakıyor. Yani böyle bir İnegöl'e karşı şaşılacak denilen bir şey var. Ama Bursa İnegöl arası, yönetimlerimiz arasında diyaloglar her zaman iyi. Başkanımız, Onursal Başkanımız, orada Bursa Belediye Başkanı. Bence çok güzel bir şey olacak. İki belediye başkanı falan. Yani ben bu maçta, maçın... Sonuç olarak siz yani... Çok farklı, çok çok farklı bir galibiyet bekliyorum. Evet. Yani öyle 1-0-2 çok farklı bir galibiyet bekliyorum. Çok tamam. Büyük fark. Yani o nasıl bir hocam şey? Hocam şimdi bu maça İnegöl'den tabii ki taraftar gidecek. Bildiğim kadarıyla tribün liderlerinin diyalogları iyi. Bursa Spor evet. Ve İnegöl Spor tribün liderlerinin. Ben şöyle bir şey bekliyorum. Yani maç öncesinde yani ısınma hareketleri esnasında veya maç başlamadan önce her iki takımın el ele kol kola tribünlere yani gitmesini bekliyorum. Bunlar olabilir. Yani centilmence, kardeşçe geçeceğine inanıyorum maçın. Tabii bu hafta içerisinde yine İnegöl Spor tribün liderleri bir deklarasyon yayınladılar. Kendi aralarında zaman zaman işte sosyal medyada bir takım atışmalar yapmışlar. Artık bunu bırakalım. Yani İnegöl Spor için birlik, beraberlik içerisinde olma yönünde. Yani sosyal medyadan veya farklı mecralar üzerinde yani sağduyulu olmaya davet ettiler herkesi. Güzel bir hareket. Ben İnegöl Spor tribün liderlerini, grupları kutluyorum bu noktada. Yine şöyle bir şey de olabilir. Bursa Spor tribün liderleriyle İnegöl Spor tribün liderleri hem Bursa'da hem İnegöl'de de olabilir veya sadece bir yerde bir araya gelip birlik beraberlik mesajı verebilirler. Taraftarları birlikte tribüne bile girebilirler ya. Birlikte evet. Girerler, otururlar yani. Aynen oturabilirler. Evet. Daha önce Ankara Gücü kardeş takım evet. Taraftarlarıyla bir arada oturdular. Sakarya Spor'la evet. Aynı şekilde yaptılar hocam. Yani bu olabilir. Bunun yönetim kurulu yöneticiler, iki taraf yöneticileri organize eder etmiştir belki. Bunu edebilirler yani. İki tarafın yöneticileri işte amigolarla oturulur, konuşulur, tribünlerleri. Ya hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bir sorun çıkmaz yani. Evet. Yani biz birbirimize her zaman lazımız yani. Tabii. Şimdi mesela Bursa Büyükşehir Stadyumu yani halk arasında Timsah Arena diyoruz. Taraftarımız için hocam 2400 kişi koltuk ayrılmış bizim taraftarımız için. Ben burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani İnegöl Spor Yönetim Kurulu ve tribün liderleri koordinesinde iş adamlarımızın
2400 kişiyi Bursa'ya, Atatürk Timsah Arena'ya taşıma noktasında bir destek kampanyası yapmalarını bekliyorum. Yani bu konuda Orhan Spor Başkanı bir açıklama yaptı. Biz Orhaniyeliler olarak iki otobüs kaldıracağız dediler. Ya bu kampanyaların çok çoğalmasını bekliyoruz burada. Yani iş adamlarımıza burada sesleniyoruz. Yani 2400 taraftarımızın Bursa'ya maça götürülmesi noktasında İnegöl Spor Yönetim Kurulu ve tribün liderleriyle bir irtibata geçmelerini ve bu kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz. Ben yani gerçekten bu maçın centilmence geçeceğine inanıyorum. Çünkü açıklamalar, beyanatlar bu yönde gidiyor. Belki de Türkiye'ye örnek olacak bir maç da olabilir. Yani böyle bir havada da geçer diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben de aynı şekilde olumsuz olması için hiçbir sebep yok. Geçerli hiçbir sebep yok. Yani o maçı gelecek, o maçı gerginliğe sürükleyecek hiçbir neden yok. Geçmişte de yok, gelecekte de olmaz. Olmasın. İnegöl Spor Gölcü'ye 1500 kişi gitti zamanında. Sapanca'ya 1000 kişi gittik, 1200 kişi gittik. Sapanca işgal ettik. Yani böyle İnegöl Spor gider ve hiçbir o zamanlar belediyeler, o belde belediyeler birer ikişer araç verirdi. Herkes hiç hayır demezdi. Bir sürü otobüs böyle İstanbul'a boş bile olur, yarı otobüste gider. Yani Bursa çok yakın bir yer. Çok kolay giderler. Ben taraftarların da yarısını zaten buna şey olmayacağını, özel araçlarla bunların yarısını özel aracıyla gideceğini düşünüyorum. İşte patronu gidiyordur. Çalışan çocukları alır yanına. Çocuklarını alır. Arkadaşını alır. 3 kişi 5 kişi masadan kalkar giderler. Yani o alan yeterli. Yani 30-40 bin kişi olmayacak. Güzel bir şekilde, rahat bir şekilde seyredilir. Çok dostça bir maç olsun. Keşke bildiğim kadarıyla yani 43 bin kişilik bir stat. 43 bin. Evet, dediğiniz gibi İnegöl'lü Bursa'da yaşayan çok var. Yine Bursa Spor tribünlerine gidecektir. Maçı rahatlıkla orada izleyecekler. Öyle demeyeyim ama herhalde bir 15-20 bin kişi var İnegöl'lü olup ve bu sporu biz mesela eskiden oynarken her zaman tribünde 300-400 tane İnegöl olurdu. Yani o Bursa'daki insanlar o günkü programı iptal ederdi. İnegöl'den İdmar'da Doğan Spor, işte İnegöl Spor, Yıldız Spor gelecek ya olur. Ben şeyi maça kıvılcım getirecek basit bir şey böyle arada olmasın. Onlara müsaade edilmesin. Etmeyeceklerini zaten düşünüyorum. Zaten taraftar grupları, liderleri bu yönde açıklamalar yaptılar. Ama yine de arada belki art niyetliler çıkacaktır. Her iki taraftan da. Ama onları ekarte edeceklerini de söylüyorlar. Bizim bence bizim eski başkanlarımız, yöneticilerimiz de bu maça gidip Bursa idarecilerle birlikte oturmakta fayda var. Gidip inşallah böyle protokol tribünleri de çok görkemli, şaşalı olur. Bu her zaman yakalanan bir şeydi işte Bursa Spor'la biz aynı gruba düşmemiz çok ilginç. Bak kritik bir anda da maç yapıyoruz. 8 puanı var, 10 puanımız var. Yani bizi yense onlar bizim üstümüze çıkacak. Asılması lazım. Hiç kimsenin şeyi yok. Burada maça kıran kırana güzel bir maç olsun. Ama işte küfür olmasın, lüzumsuz kart olmasın, itirazlar işte teknik heyetler birbirine sarmasın, oyuncular lüzumsuz bir şekilde kart görmesinler. Her iki tarafa zarar. Birimizi gerersek kırmızı kart onlara da zarar, bize de zarar. Ben İnegöl Spor'un çok daha tecrübeli olduğu için, çok daha yani kadro olarak her platforma kaleciden sola çıkan. Bu bilgiye alışık olduğu için. Alışık o. Bir de tecrübe var tabii. Yani Bursa Spor'u ilk defa düşünüyor. Yani şimdi eğer silah alalım oradaki santrafor çocukla işte spor lisesinden tanım çocuk çıkıyor. Yani Ersel Samsun'da oynadı, Afyon'da oynadı, İnegöl oynadı da oynadı yani şimdi. Niyazi 3 tane playoff oynadı. Şimdi onun karşısında da lise 2'den lise 3'ten bir çocuk yani o çıkıp tecrübesiz. Elinden geleni yapıyordur çocuklar ama yapacak bir şey yok yani. Bayburt'a yenilmek ister mi ya? Kimin aklına geldi yani? Genelde 70. dakikadan sonra onlarda da bir düşüş oluyor. Yani ama şimdi de Bayburt'a yenilmez diyorduk yani. O Bayburt'u normal bir süper amatör takımla yenersin ama süper amatör takım kadar değil Bursa Spor. Onu da yapamıyorsun.
Alamıyorsun çünkü. Tahta zaten kapalı. Herkesi şaşırttı zaten. Tahta, evet. Bayburt herkesi şaşırttı. Bu nedenle ben yani Bursa Spor maçının centilmenle geçsin. Onlar da kabul etsinler. Yani şimdi Bayburt'a yenilmişsin. Erox'tan şu kadar iyiymişsin. Bu kadar yani bunlar oluyor. Hiç o çocuklara fazla da yüklenmenin anlamı yok. İşte Eskişehir Spor zaman zaman gidiyoruz Eskişehir'e. Üçüncülükte bir puanı var ama amatör küme düşecek. 30 bin seyirci olmuş. Hala daha 5 bin kişi seyrediyor ama olmuyor işte. Yani ne yaparsanız yapın o tahta açılmıyor yani. Cezalar felaket geldi yani. Şunu mega kent Türkiye'nin en büyük 4. ili. Sanayide en büyüğü. Organize turizmde turizmde var. En büyüğü. Akıl almaz bir potansiyel var. Göç alan bir il. Herkes Kabe'ye gider gibi Bursa'ya koşuyor yerleşme. En büyük hayali doğuda, Eskişehir'in öteyini herkesin Bursa'sı görme. Bursa Spor'u görme hayali var. Yani Bursa çok değerli bir şehir. Üç mevsimin yaşandığı ve her şeyin olduğu bir kent yani. İstanbul'a yakın, denize yakın, her şeye yakın. Yazık yani. İşte hocam yani oyuncular da geliyordu Bursa Spor'a. Kırgınlıklar, küskünlükler bir yere, bir kenara bırakılarak yani bir kenetlenmesi lazım. Başka türlü yani, olmuyor. Bu kenetlenmeyi çok üst düzeyde yapmak evet. lazım. Bursa Spor'un yani işte söylenen bile, rakamlar, söylenen siyasiler, rakamlar. Siyasiler, bütün evet, yöneticiler, yani. Sayın Valimiz hep beraber oturup iyi değerlendirmesi lazım. Yani yoksa herkeste bu düşünce var. Kurtulur. Ya o boşlar da kapanır diyorlar. Tabii yani kampanyaların daha yüksek olması lazım. Bence 4 milyonluk şehre bunlar şey yapılsa çok hızlı bir şekilde telafi edilir yani. Ama belki millet kızacaktır. İşte o yiyenler, koşturanlar, satanlar, alanlar, hesapsız kitapsız onlara kızıyordur millet. İşte son olarak başkan 30 milyon 40 milyon euroya verdi 3 tane. O 3 oyuncu olsa şimdi kümede kaldıysa bunu aldı Trabzon'a verdi. Bir de kalkıp işte 16 milyonu affediyorum. Neyi affediyorsun? Ya alıp götürmüşsün en kötü zamanda. 33 milyon kulübe vermiş. Yani yarısını makbuz karşılığı bağışladı. Şunu diyelim. Hocamız bu hafta bizden tecrübelidir. O gider söyler. Sabahtan akşama kadar oyunculara aman çocuklar küçümsemeyin. Aman çocuklar işte orada liseli öğrencilerle oynuyorsunuz. Şusun busun. Ne olur küçümsemeyin. Atın ilk yarıda 2-3 tane gol. Sonra var ya sonra düşünelim devre arasında. Yani ben istiyorum ki ilk yarı 3-4-0 olsun. O bizim Ömer Faruk, Arda, diğer işte Yunus Emre herkes girsin. Diğer 5 tane genç girsin oyuna böyle. Onlar da şansını denesinler. O kalkıp orada yani Bayburt'un yapamadığını yapamazsak biraz da kendimizi arayacağız ama rakibi küçümsemek kadar tehlikeli bir şey yoktur yani. Bu Türk futboluna, dünya futboluna o kadar çok ki yüzlerce tarihte de var eklenen rakibi küçüm. Yani ne olursa olsun çok ciddi bir rakip olarak görüp hiç neyse bu haftaya nasıl çıktı Nazilli aynı şekilde çıkıp çatır çatır maç sonra dediğim gibi biraz öne geçilirse çok değişik öğrendiler. O hele hele 6 puanı verdiği moralle Afyon maçı daha iyi olur. Taraftar tribünü dolduracağımızı düşünüyorum. Taşkın hocamızın isteği doğrultusunda. Evet. Bayraklarla. Bu iki maçı alırsak işte başkanımız yapıyordu bizim okullara biletleri evet. gönderiyordu. Geçtiğimiz hafta da kendisini iyi demiş. Kız öğrencilerim hepsi gitti. Yani maçı var ya biraz da işte şeyin dışında oldum öğleden sonra çocuklar. Hocam yine maç Afyon maçı yine cumartesi olacak. Tamam yani tatil. Pazar olsa çok iyi olacak ama. Olsun tatil. Çocuklar sabah dershanelerde kurslarda ama öğleden sonra inanıyorum bak böyle bir destek versen yani öğrencilere. Işte, daha genç okul çağını geçmiş. 10 yaştaki taraftarlar gelemiyor işte. Cumartesi yani, mesaisi olanlar var. Çok cumartesi maç oldu bu sene. Evet. Onun bir sebebi vardır yani cumartesi olmasından. Ya artık son cumartesi olacak birinci devre. Ondan sonraki hep pazar olacak. Öyle gözüküyor. Valla şöyle diyeyim. 30-40 vilayetten büyük sanayisiyle, köftesiyle, oylatıyla Türkiye'de turizm potansiyeli olan mobilya şehri, mobilyanın merkezi olan bir ilin, bir il diyeyim ben, 330 bin nüfus. Her zaman söylüyorum, Adıyaman'a gittik, gezdim. Her türlü hizmet var. Akıl al, her ne arıyorsam var.
Sordum nüfusunu 280 bin. Ya 330 bin nüfusumuz var bizim. Yani burada bir ışıklı stat Kemalpaşa'da yapılmışsa birçok yerde keşke bizde de en kısa sürede her yere yapıldı. Ege'de bir sürü bak menemen şu gece oynuyorlar. Bizim de akşam 7'de olsa değil mi İnegöl Mobilyacı herkes akşam kahvede oturacağına koşa koşa gelir. Ben düşünüyorum yani o bir artık bizim stadın da yenilenme zamanı geldi yani. En azından modernize etme. Yetiyor mu? Yetiyor ama daha modernize edilse iyi olur. Rakibi küçümsemeden bu hafta ben artık bir 3 puan daha yazacağımızı düşünüyorum. Yani. Teşekkür ederim. Hocam programın sonuna doğru yaklaştık. Şimdi de amatör temsilcilerimiz hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Önce bölgesel amatör ligde 3 takımımız var biliyorsunuz. 13. grupta Doğu Gücü Spor yer alıyor. Bu hafta deplasmandan Halispor'u 2-0 yendi. Geçtiğimiz hafta Bursa Zaferspor liderdi ama Görükle İpek Spor'a yenilince liderliği Doğu Gücü aldı. İkinci Silivri Spor'la aynı puanda. Onlar da 3-3 yapmışlar. 8 gol atıp 1 gol yemiş Doğu Gücü Spor. Haftaya da Gölcük Spor deplasmanına gidiyorlar. Gölcük Spor'a biz başarılar diliyoruz. Tabii bu arada belki de çoğu Süper Lig'de sahip olmadığı takımın yani otobüs almışlar. Evet. Çok güzel görünüyor. Derinden gördüler onu. Yani. Kafkas Spor'dan gördüler. Evet. Diğer bir takımımız Kafkas Gençlik Spor. Onlar da 14. grupta yer alıyorlar. Bu hafta Bursa derbisinde Nilüfer Belediye FK'yı 2-1 yendiler. Tabii grupta Gebze Spor avarajla lider. Şimdi gruba baktığımızda ilk 6'da yer alan bütün takımlar 2 galibiyet 1 beraberlik almışlar. Ve avarajla sıralanıyorlar. Yani çok iddialı bir grup. Hepsi de 7 puanda. Evet. Hani ilk 6 takım. Çok zor bir grup yani olduğunu Gebze, düşünüyorum yani. Yani Gebze var. Yani işte Kafkas Gençlik Spor'da bu grupta aynı puanda 3. sırada. Haftaya da Kocaeli takımlarından biri olan Kullar 1975 deplasmanına gidiyor. Kafkas Gençlik Spor'a da biz başarılar diliyoruz. Diğer bir takımımız da Akhisar Demirspor. Onlar da Kafkas Gençlik Spor'un yer aldığı 14. grupta yer alıyor. Bu hafta deplasmanda Feriköy'e yenildiler. Maalesef grupta da son sırada bulunuyorlar. Biliyorsunuz bunlar evet. Bir kaos yaşadılar. Hatta çekilebilirler. Satacaklarını vazgeçtiler. Devam etme kararı aldılar ama yani 3 maçı da kaybettiler ve 0 puanda yer alıyorlar. Bu hafta ama kendisi gibi puansız olan Yalova Spor'la kendi evinde karşılaşacaklar. İnşallah bu maçtan puanlar alırlar ve böylece bir galibiyet de görürler. Yine umarız kulüp o kaostan da çıkar ve puanlar almaya başlarlar. Biz Akhisar Spor'a da buradan başarılar diliyoruz. Geçelim süper amatör takımlarımıza. 3 grup var. A, B, C grupları diye. Her grupta da ikişer takımımız var İnegöl'de. A grubunda Mobilya Spor'la Oraniye Spor yer alıyor. Mobilya Spor deplasmanda Fethiye İdman Yurdu'yla 0-0 berabere kaldı. 8 puanla 6. sırada bulunuyor. Grup birincisi Bağlarbaşı Spor'un 12 puanı var. Mobilya Spor haftaya kendi evinde Orhan Gazi Hür Spor'la oynayacak. İkinci takımımız Oraniye Spor ise deplasmanda Orhaneli Spor'la 1-1 berabere kaldı. Yalnız bu maçta bir paragraf açmak istiyorum. Bir değerlendirme yapalım sizinle. Kulüp başkanı ve yayın ekibine bir saldırıda bulunulmuş. Küfürler edilmiş. Orhaneli sporlu taraftarlar
tarafından. Kulüp başkanı Sayın Tevfik Demirhan ve maçı naklen yayınlayan yayın ekibinden sevgili İbrahim Gürbaş ve sevgili Cihan Umuakan, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Yani gerçekten olmaması gereken şeyler yapılmış. İşte tabii orada güvenlik güçlerinin sayısının az olması, sanırım aldığımızda tahmin etmemişlerdir böyle olacağını. Orhan Veli sporlu yöneticiler bir sağduyulu davranarak yani çabuk kapatmışlar. Bir sıkıntılar olmuş. Yani olmaması gereken şeyler tabii. Kesinlikle. Yani yayın ekibinin araçlarını darp etmişler, kırmışlar. Yani tabii bir zarara uğratmışlar yani. Bilmiyorum nasıl karşılaşacak. Ve hukuki mecrada bilmiyorum haklarını sağ müşerifi yazmıştır. Ödetirler yani. Ödetirler. Yapanlar da bellidir onu. Polisler evet. Tanıyordur. Görüntüler var o konuda. Yani gerekirse polisler orayı tanıyordur o. Kim yapanları tek tek tanıyordur yani. Biliyordur o. Ödetilir onlar hepsi. O fatura çıkar yani. Evet. Orhan Spor'da grupta 8. sırada 7 puanı var. Gelecek hafta kendi evinde Gemlik Spor'la karşılaşacak. B grubuna baktığımızda Karadeniz Güven Spor'la Osmaniye Spor var. Karadeniz Güven Spor bu hafta kendi evinde Elmas Bahçeleri 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. 13 puanda lider konumda. Gelecek haftada Yiğitler Spor'a konuk olacak. Osmaniye Spor ise kendi evinde Yiğitler Spor'u 1-0 yendi. 9 puanla 5. sırada bulunuyor. Osmaniye Spor'da gelecek hafta Şükraniye Spor'un konuğu olacak. Deplasmana gidecek her iki takım. C grubuna baktığımızda Kurtuluş Spor'la en kalorijistik gençler gücü var. Kurtuluş Spor kendi evinde iddialı, çok iddialı bir ekip kurdu kadro ile. Bademli 2021 Spor'u hem de farklı 4-0 gibi bir skorla yendi. Grupta 15 puan ve avarajla ikinci konumda bulunuyor. Grup lideri Mustafa Kemal Paşa Belediye'nin 15 puanı var. Aralarında 2 puan fark var. Gelecek hafta Keres Gençliği'nin konuğu olacak Kurtuluş Spor. Enkal Lojistik Gençler Gücü de yine kendi evinde Orhan Gazi Gençler Birliği'ni 4-1 yendi. Grupta 12 puanla ve 4. konumda. Onlar da gelecek hafta Çağlayan Spor'un konuğu olacak. Biz süper amatördeki tüm temsilcilerimize buradan başarılar diliyoruz. Birinci amatör kümeye baktığımızda tabii birinci amatör kümede Bursa'da 6 grup var. Bizim takımlarımız birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda mücadele ediyorlar. Birinci grupta Alanyurt Gençlik ile Yenice Spor var. Alanyurt Gençlik bu hafta deplasmanda kumluk alanı 1-0 yendi. 19 puanla lider durumda. Liderliği devam ettiriyor. İkinci sırada Küplü Pınar Yeşildağ Spor var. Onun 4 puan önünde bulunuyor Alanyurt. Bu hafta kendi yani gelecek hafta olarak değerlendirdiğimizde kendi evinde o ikinci sıradaki Küplü Pınar Yeşildağ Spor'u ağırlayacak. Yenice Spor bu hafta deplasmanda Küplü Pınar Yeşildağ Spor'a 2-0 yenildi. Grubunda 6 puanlı ve 9. sırada bulunuyor. Gelecek hafta alt sıralarda yer alan İhsaniye Spor'u yenme hesapları yapacak. İkinci grupta ise Anadolu FK ile İsa Ören Spor yer alıyor. Bu hafta ikisi İnegöl derbisinde karşılaştılar. Anadolu FK İsa Ören Spor'u 5-2 yendi. 10 puanla grupta 3. durumda bulunuyor. Gelecek hafta ise Nisa Kuyumculuk Çamlıca Spor ile karşı karşıya gelecek kendi evinde. İsa Ören Spor da 10 puanla 4. sırada. Demin dediğim gibi İnegöl derbisinde Anadolu FK'ya
5-2 kaybettiler. 10 puanla ve averajla 4. durumda. Gelecek haftada bay geçirecek İsaören. Dinlenecek. Mobilya, Anadolu FK daha önce dinlenmişti. 3. grupta ise Doğan Spor'la yine Gençler Gücü'nün pilot takımı yer alıyor. Doğan Spor bu hafta kendi evinde Altın Sabun'u farklı yendi. 5-0 yendi. 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Gelecek haftayı Doğan Spor'da bay geçirecek. Gençler Gücü ise bu hafta deplasmanda Kazıklı Spor'a 3-1 yenildiler. Grupta 5 puanla 8. sırada bulunuyor. Gelecek hafta kendi evinde orta sıralarda yer alan Gemlik Umur Spor'la karşılaşacak. Biz 1. amatör kümede mücadele eden yine tüm temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Hocam programımızı kapatmadan önce ekleyeceğimiz bir şey vardı. Evet, senin de bahsettiğin gibi bu hafta İnegöl haftası. İnegöl sporumuz galip. 2 tane bal ligi takımımız galip. Amatörlerin tamamına yakını galip. Artı Karadeniz Güven de liderliğe oynuyor. Kurtuluş Spor sıkıştırıyor. Gençler Gücü sıkıştırıyor. Mobilya Spor iyi bir takımla berabere kaldı dışarıda. Yani bu hafta gerçekten belki sezonun en İnegöl'ün zirve yaptığı en başarılı haftası diyelim. Çünkü alınan sonuçlar onu gösteriyor. İnanılmaz güzel sonuçlar oldu. İnşallah devam eder. Çok takımımız var. Ben sadece burada Doğu Gücü evet arabasını almış. Bal liginde iyi de gidiyor. İyi maçlar alıyor. Taşıma suyla değirmen de olmaz. Mutlaka Doğu Gücü de diğer takımlar gibi U19, U18, U17, U16 işte en azından bir 2-3 tane yaş grubunu kurup geleceğini sağlama almasında fayda var diyorum. Yani sürekli dışarıdan oyuncu almak yerine büyük takımlar altyapısı da iyi olmalı. Onun için altyapısına önem vermeli. Akhisar önümüzdeki yıl herhalde süper amatöre devam edecek ama ya devretmediler Kemal Paşa'ya. Tam son anda bir pazarlık usulü vardı. Kemal Paşa iddialıdır. Büyük bir ilçedir. Eski bizim dönemlerden beri hep bir zaman ikincilikte oynadı. Yani Kemal Paşa bu grubu zorlar. Zorlar. Tabii ki bundan sonraki maçlar ne olur? Karadeniz Güven devam eder mi o şekilde? Güzel maçlar izliyor taraftarlar. Tabii bu maçlar çok fazla oldu gruplar yani. İşte burada birinciler direkt çıkacak. Direkt çıkıyor. Ama çok kaç dediler kaç trilyon para, kaç milyon harcanmış transfere. Yani bir ikincilik takım veya birincilik takımına yakın para, bütün takımların harcadığı para yekün söylediler geçen. Yani çok büyük bir harcama yapılıyor. Süper amatörde tabii farklı bir statü var hocam. Yani geçtiğimiz hafta. Ama işin özeti şu. Yani ilk ikiyi alan playoff oynayacak. Evet. Yani garanti de değil. Çok kötü oldu yani. Ama şey de var. Yine yükselme de şu da iyi oldu. İnegöl'ü gençler oynuyorlar. Yani ben okulumdan biliyorum. 250'ye yakın çocuk. Bu 7-8 takıma dağılmış. Her hafta 5 kulüpten izin geliyor. Bakıyorum 20-25 öğrenci oynuyor takımlarda. İnegöl'ün potansiyeli büyük. Gerçekten büyük. İnegöl'ün futbol potansiyeli. Çünkü gençlerin futbola aşırı ilgisi var. Taraftar da var. Yani bu kadar çok takımı idame ediyor bu kadar genç. İşte bunlar buradan sivrilerek inşallah ileride İnegöl Spor'un geleceği olurlar. Ama bu hafta en önemli şey İnegöl Spor'un 5 yaş grubunun 4 tanesi galip gelmiş. Evet. Yani onları da tebrik ediyorum. Özgür Hoca ve ekibi, Özgür Şahin ve altyapı ekibini kutluyoruz. Hocalarımızı kutluyoruz. Hepsi galip. U19. Evet, evet, maçlarını almışlar. Onlar da çok şen şakrak bu hafta. Altyapımızı da kutluyoruz. Orada da çok güzel sonuçlar olacak inşallah. Diğerleri zaten şampiyonla oynayan takımlarımız var altyapılarda. Ne kadar çok oyuncu olursa İnegöl Spor'un ileride ve diğer takımların daha sağlıklı. Birinci amatör kümede yani birinci bitirenler direkt çıkıyor. Direkt. İkincilerden de playoff. Tam iki takım daha çıkacak. 8 takım, 6 grup var ya. 8 takım yükselmiş işte, olacak süper amatör. Bir ara tabii. Bu biraz iyi ama süper amatörden bal ligine yükselme çok zor. Çok zor. Yani ilk ikiyi alanlar playoff oynayacak. Yani şimdi
Playoff'a da gitseniz işte şimdi Bal Ligi'ndeki sıkıntı mı şu? Bir can kurtaran çıkıyor, vatan iki tane zengin adam çıkıyor. Karın gibi paraları harcıyorlar. Bir sene zevkini alıyorlar. Üçüncü lige çıkarıyorlar. Sonra bırakıp gidiyorlar. O Silivriler, o İstanbul'un bir sürü böyle takım, Feriköy'le böyle çıkıyor birisi. Alıp götürüyor. Zor takımlar. Yani o Can Kurtaran'la Gebze çok zor rakip. Evet. Öbür tarafta da var. Doğu Gücü'nün grubunda da öyle i̇şte takımlar var. Yine Göl'de onları yenip yani dışarıdan da puan beraberlik ama getirebilir. Dışarıda bu kadar taraftar olmaz. Ama İnegöl'de oynarken Doğu Gücü bir bakacak türbüne dolu türbün. Yani İnegöl'deki hava da çok güzel. Yani o takımlar bu işe iyi kilitlenmiş. İnşallah yani evet. En azından İnegöl'e bir heyecan bir şey geldi. Bu haftaki şey çok önemli bu hafta. Haftalardır böyle bütün maçlarda. Ha şunu unutmadan söyleyeyim. Orhan'ın oynadığı takım Orhaneli iyi bir takım. Siz daha önce izlediniz. Evet galiba. İzledim. Mobilya'yı burada 3-1 yendiler. Mobilya Spor'u. Gerçekten iyi takımlar var. Ve o takımı öyle güzel yapmışlar ki iki tane belki Orhaneli var. Tamamı Bursa'dan. Orada 4 tane oyuncu var. Bugün 3. lige koyun. Hiç sırıtmaz. İnanılmaz düzgün bir takım yapmışlar. Şöyle hoşuma gitti. Bir şeyde Orhaneli'de, Keles'te böyle takımlar olsun ya. Heyecan gelecek. O takım çok düzgün. Yani Bursa merkezde öyle takım az var. Çok düzgün oynuyorlar. Yani Orhaneli'nin beraberliğini çok önemsiyorum ben. Seyrettiğim için söylüyorum. O beraberlik iyi. Ha sonucu çok şey olmuş. Yani gerçekten onlar da utanır o işten. Ama Orhaneli'nin aynısını yapmaması lazım burada. Tabii. Yani rövanş oldu. Yani Orhaneli Belediye Başkanı yöneticiler aramışlar. Onlara özür dilenmiş. Bunlar da ya burada güzel daha güzel geçer. Bir şekilde ağırlarsa Orhaneli'ye. Tabii bir de yani bütün İnegöl amatör kulüplerden de hemen hemen Orhaneli Spor'un yanındayız şeklinde. Evet. Osmaniye Kulübü Başkanı bildirileri var. Çok uzun müddet. Kınamalar var. Evet. Yani bu olayı kınıyorlar. Orhan'ın aldığı beraberlik iyi beraberlik. Evet. O takımdan iyi beraber. İnşallah haftaya yüzden şöyle gene iki Bal Ligi takımımızın alacağı gibi maçları alacak gibi duruyorlar. Yani 3 puan bekliyoruz. İnegöl Spor'dan zaten bekliyoruz. İnşallah haftaya da çok güzel bir şey olur. Evet. Yakalarız. Taşkın hocamızı da artık haftaya inşallah bir daha 3 puanla yazarsak dinleme onu da misafir etme gibi şansımız olur inşallah. Evet yorumlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Süper Kanal İnegöl ve Kanal İnegöl'ün ortaklaşa hazırlayıp sunduğu spor bitirme programımız burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.